Evet, merhabalar. Bugün Gelecek TV'de benim de öğrenmem gereken yeni bir bölümle ilgili bir görüşme yapacağız. Hocamız Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Şengül Doğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhabalar. Yeni bir bölüm dedim çünkü sadece Türkiye'de Fırat Üniversitesi de var, Evet, değil mi? hocam. Aha. Evet. O yüzden isterseniz hem kendinizi hem bölümünüzü hem de bu imkanı bulmuşken Elazığ Fırat Üniversitesi'ni birazcık tanıtabilir misiniz? Tabii ki hocam, tabii ki hocam. Hocam, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Doçent Doktor Şengül Doğan, 2013 yılından beri de Adli Bilişim Mühendisliği'nde görev yapmaya devam ediyorum. Üniversitemizde Adli Bilişim Mühendisliği 2011 yılında açıldı. 2011 yılında Adli Bilişim Mühendisliği ismen açıldı. Buna da Profesör Doktor Asaf Varol hocam Fırat Üniversitesi'ndeydi. Şimdi Maltepe Üniversitesi'nde görev yapıyor. Asaf Varol hoca tarafından bölümün kurulması ile ilgili ön çalışmalar gerçekleştirildi. Ve sonrasında da Doçent Doktor Erfan Akbal, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kaya ve benim tarafımdan bölüme öğrenci alınması ile ilgili gerekli prosedürler tamamlandı. Ve 2014 yılında YÖK tarafından öğrenci alımı kabul edildi ve başladı. Ülkemizde ilk ve tek olarak eğitim öğretim faaliyetini sürdüren bir bölüm. Ve şu anda Fırat Üniversitesi'nde büyük bir altyapıyla, büyük bir gerçekten özveriyle bölüm kuruldu. O altyapısı yurt dışındaki üniversitelerdeki Adli İletişim Mühendisliği bölümünün müfredatları baz alınarak gerçekleştirildi. Şu anda da gerçekten aktif bir şekilde öğrenci alımına devam ediyoruz. Hocam ilk olmak önemlidir. O Evet hocam. yüzden size de büyük sorumluluk düşüyor. O Aynen sorumluluklardan biri de bugün bölümü tanıtmak. Şimdi teşekkürler hocam, bu fırsatı sağ verdiğiniz olun. için çok teşekkür ederim Estağfurullah. size. Estağfurullah. Şimdi baktığımız zaman adli bilişim mühendisi ne yapar? Niye böyle bir bölüme ihtiyaç duyuldu? Hocam, siz de biliyorsunuz her geçen gün elektronik ortamda işlenen suçlar her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak da bölümümüzde Adli Bilişim Mühendisliği yurt dışında çok hani popüler bir bölüm ve eğitim öğretim vermeye devam eden büyük bir bölüm. Ama ülkemizde 2014 yılından itibaren öğrenci alımına başlandı ve Adli Bilişim Mühendisleri bilişim sistemleri kullanan kurumların bilimsel yöntemlere uygun olarak doğru ve güvenli altyapının oluşturulması ve sürdürülmesi üzerine, aynı zamanda dijital cihazlar üzerinde suç işlenmeden önceki süreçlerde, suç işlendiği andaki savunma işlemlerinde ve suç işlendikten sonraki tespit ve analiz işlemlerinde ve bu işlemlerin sürdürülmesinde aktif bir şekilde rol alıyorlar. Aynı zamanda da ulusal ve uluslararası hukuka uygun doğru yöntem ve metotlar kullanılarak suçun aydınlatılması üzerine aktif bir şekilde görev alan bir disiplindir hocam. Ülkemizde de buna yönelik farklı üniversitelerde lisans üstü eğitim olarak geçiyor Adli Bilişim Mühendisliği ya da siber güvenlik olarak, ama yüksek lisans ve doktora düzeyinde sadece bizim üniversitemizde Adli Bilişim Teknoloji Fakültesi Adli Bilişim Mühendisliği bölümü olarak aktif bir şekilde görev yapıyoruz hocam. Hocam adli bilişim mühendisliği tek bölüm. O yüzden ben adli bilişim mühendisliği ile ilgili istatistikleri şimdi paylaşacağım. Aslında benim için de çok kolay çünkü sadece tek bölümün istatistikleri yani sizin istatistikleriniz olmuş olacak. Evet hocam. Aha. Beraber bakalım, beraber yorumlayalım. Tabii ki hocam. Şimdi adli bilişim mühendisliği olarak Elazığ Teknoloji Fakültesi öğrenci alıyor. Birinci öğretim ve ikinci öğretimi var. Evet. Geçtiğimiz
100 yıl 50 kişi birinci öğretime, 40 kişi de ikinci öğretime alınmış. Ama aynı zamanda mesleki teknik okullar içinde bir kontenjan ayrılmış ama oraya pek rağbet olmamış. Yok hocam. Aha. Aslında hocam Fırat Üniversitesi'nde METOK öğrencileri teknoloji fakültesinde çok fazla, yani belli bir kontenjanı var ve çok fazla talep oluyor. Ancak hani bu sene METOK öğrencileriyle ilgili şu anda hani sadece bir kişi tercih etti. Ama normalde hocam çok tercih edilen bir alandı. Bu sene hocam, yani bu seneye yönelik bir şey aslında. Evet. Mesleki teknikte öyle bir sıkıntı oluşmuş. Evet. Şimdi öğrencilere baktığımız zaman başarı sırasında tabii ki bu mühendislik olduğu için 300 bin barajı var. Tabanda 83 binde, tabanda 298 binden öğrenci almış. Ortalaması da 240 binler civarında dolaşıyor. Evet, baktığımız zaman öğrenci dağılımı bu şekilde, toplamda 90 öğrenci karşımıza çıkmış oluyor. Öğrenciler ağırlıklı bir şekilde okuldan yeni mezunlar, liseden yeni mezun öğrenciler çok ağırlıklı. Geçen yıl sadece 4 tane öğrenci bir üniversiteden mezun olup devam etmiş görünüyor. Şimdi yerleşen öğrencilerin tercihlerine baktığımız zaman yaptıkları tercihte 1300 civarında tercihte bulunmuşlar ve yaptıkları tercihte diğer mühendislik alanlarını da görüyoruz. Hemşireliği de görüyoruz, ebeliği de görüyoruz. Yani orada öğrenciler hani illa şu mühendislik olsun diye bir davranış içinde olmamışlar görünüyor geçen yıl. Farklı farklı alanları da tercih etmişler. Şimdi geçtiğimiz yıl baktığımızda 92 kontenjana 326 tercih almış Fırat Üniversitesi'nin bu bölümü. Yaklaşık kontenjan başına da tercih sayısı 3,5 olarak ekrana çıkıyor. Burada güzel bir şey var. Güzel bir şey şu. Mühendislik alanları biliyorsunuz genelde erkek egemen alanlar. Geçtiğimiz yıl Elazığ'da Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği'ne hemen hemen yarı yarıya kadın erkek oranı yerleşmiş. Ne diyorsunuz hocam? Hocam bu konuda çok mutluyuz gerçekten. Bizim öğrencilerimiz yani ben hani Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi'nde ayrı ayrı görev yapmış biri olarak söylüyorum ki erkek öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir hani şey oluyor, alan oluyor genellikle mühendislik bölümleri. Ama bizim bölümümüzde hocam derslere girdiğiniz zaman bu oran hemen hemen yarı yarıyadır ve gerçekten de çok başarılı kadın mühendislerde yetiştiriyoruz hocam. Evet, güzel bir şey bu. Çok güzel. Biz de bu konuda kadın olmasının da etkisi vardır. Ne diyorsunuz? Olabilir hocam. Teşekkür ederim. Olabilir hocam. Tamam. Şimdi adli bilişim mühendisliği dediğimiz zaman şöyle bir baktığımda benzer isimde sertifika programları gördüm. Evet hocam. Şimdi burada karşımıza iki tane soru çıkıyor. Sertifika mı, diploma mı? Yani bu aradaki farkı piyasa nasıl oluşturuyor? Mezun verdiniz daha önce değil mi şu anda? Evet hocam. Aha, evet hocam. 2018 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Ve hocam şu anda 2018 yılından itibaren bu zamana kadar da mezun vermeye devam ediyoruz. Pekala bu piyasada sertifika alarak piyasaya çıkan kişilerle durum nedir, fark nedir? Hocam sertifika programı adli bilişim mühendisliği bölümünde ben adli bilişim uzmanlığı başlığı altında sertifika programı da veriyorum. Aynı zamanda özellikle bu alanda emniyet ve jandarmadan çok fazla talep görüyoruz. Çok fazla hani şeyler emniyet ve jandarmadaki personel bu uzmanlık adli bilişim uzmanlığı sertifikası almak için gerçekten çok gönüllü. Ben hani hem sertifika veren ya da sertifika için eğitim veren biri olarak söylüyorum ki hocam. Ben hani bireysel fikrimi de burada paylaşmak isterim. Hocam tabii ki bir bölüme, bir alanın uzmanlığında olmak ve o alanın lisans diplomasını, yüksek lisans doktora diplomasını almak çok önemlidir tabii ki. Ama hocam ben şuna da çok inanırım. Bireysel gelişim çok önemlidir. Bireysel gelişim
iletişim adı altında da hani kendini geliştiren, bu alanda aktif olarak görev yapan, ülkemizde adli bilişim uzmanı olarak görev yapan gerçekten çok ciddi insanlar var. O yüzden de hani diploma almak tabii ki çok güzeldir. Ama hani yani sertifikalar da insanlara çok şey kazandırır. O yüzden hani mutlaka diplomalı olmalı gibi bir düşüncem yok. Ben öğrencilerime de söylüyorum bunu. Yani bireysel gelişim, bireysel çaba çok önemlidir. Bizim öğrencilerimizde de mesela bireysel olarak kendini bölümün verdiğinin yanında artı bir şekilde bireysel olarak kendini geliştiren öğrencilerimiz gerçekten çok ciddi yerlerde, çok güzel maaşlarla görev yapıyorlar. Ama hani bu hani diploma, hani hocam şey vardır ya, hani özellikle emniyette olay yeri incelemede ya da delillerin incelenmesinde adli bilişim mühendislerinin aktif bir şekilde oralarda rol alması istenir. Ama hocam ben hani aynı zamanda sadece diplomanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber öğrencilerin farklı programlara kayıt olmalarını, farklı eğitimlere katılmalarını, farklı insanlardan farklı veriler de öğrenmelerini ben destekliyorum. Bu yüzden de hocam hani diploma tabii ki çok önemlidir. Bölümümüzde bu anlamda gerçekten altyapısı sağlam bir şekilde ciddi eğitimler veriyoruz. Biz sadece adli bilişim mühendisi yetiştirmiyoruz hocam. Aynı zamanda siber güvenlik anlamında da çok ciddi altyapımız var. Çok ciddi derslerimiz var. O yüzden de hani sadece adli bilişim anlamında değil, siber güvenlik anlamında da zaten mezunlarımızdan hocam şu anda aktif olarak görev yapan, siber güvenlik üzerine uzman olan pek çok meslektaşımız var. Artık onlar bizim meslektaşımız. O yüzden de hocam yani diploma çok önemlidir ama bireysel gelişimi de ben çok destekliyorum. O yüzden de sertifika programı veren biri olarak da söylüyorum ki sertifikada bu alanda insanların kendini geliştirmesine bir ön ayak oluyor hocam. Genelde şöyle oluyor, ben de size bir bilgi paylaşayım. Yeni oluşan bölümlerde, çünkü mezun adedi yeterli olmadığı için bunlar bir süre sonra piyasada çalışan veya içeride çalışanların sertifika programlarıyla destekleniyor. Evet. Bir süre sonra mezun sayıları çok artınca artık sertifika programları yerine olay daha çok yüksek lisansa ve normal lisans eğitimine doğru gidiyor. Biz bunu daha önce mesela sağlık yönetimi veya hastane yönetiminde çok yaşadık. Başlangıçta çok ciddi sertifika programları varken bir süre sonra lisans ve yüksek lisansa doğru olay evrilmiş oldu. Tabii burada yaptığınız iş son derece güncel. Yani siber güvenlik işi yapılıyor ve adli olaylara yardımcı olmaya çalışılıyor. Böyle bir durumda sizce iyi bir adli bilişim mühendisinin taşıması gereken özellikler neler olmalıdır? Hocam biz bunları öğrencilere derste de bu özellikleri özellikle belirtiyoruz. Bir adli bilişim mühendisi mutlaka hocam kendini ne yapmalı? Bölümde verilen dersler dışında kendini mutlaka farklı alanlarda. Mesela bizim öğrencilerimizden hukuki anlamda kendini geliştirmek isteyenler oluyor. Bölümümüzde de buna yönelik hukuki derslerimiz var mesela. Bunun dışında siber güvenlik altyapısında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz var. Ana bilim dalı olarak hocam şu anda adli bilişim mühendisliği tek ana bilim dalı olarak hani eğitim veriyor ama bu verdiğimiz eğitimde altyapısında aslında adli bilişim, siber güvenlik, işte internet ve ticaret güvenliği üzerine ve hukuki anlamda da öğrencilerimize bir yeterlilik kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir adli bilişim mühendisi mutlaka gelişime açık olmalı. Ben adli bilişim mühendislerini genelde şeye çok benzetirim hocam. Akademisyenlere çok benzetirim. Çünkü her geçen gün mesela elektronik anlamda farklı suç teknikleri çıkıyor. Ve bu suç tekniklerine karşı adli bilişim mühendislerinin de kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Yani bugün öğrendiğimiz bilgilerle yarınki saldırılara, atak
şartlara karşı yetersiz kalabiliyorsunuz. O yüzden mutlaka kendini her geçen gün geliştirebilen, gelişime açık olan insanların bu bölümü tercih etmesini özellikle isteriz. Zaten bu bölüme geldiğiniz zaman da bu anlamda öğrenci kulüplerimiz vesaireler var. Öğrencilerimiz ne yapacaklar? Mutlaka bu aktif faaliyetlere katılmış olacaklar. Aynı zamanda özellikle ethical hacker anlamında, ethical hacker hocam sizin de bildiğiniz bir kavramdır tabii ki. Sadece bilmeyenler için tekrar edeyim. Hackerlık bilgisini daha çok savunma amaçlı, daha çok hukuki süreçlere uygun bir şekilde kendi sistemini korumaya yönelik çalışan hackerlardan oluşan bir hackerlar olarak tanımlayabiliriz. Ethical hackerlık anlamında da hem hukuki bilgileri hem mühendislik tabanlı bilgileri öğrenebilmeye açık olmalı. Bölümümüzde de buna yönelik eğitimler düzgün bir şekilde devam ediyor hocam. Sonuç olarak buradan çıkan arkadaşlar bir mühendis ünvanını alacaklar. Evet hocam. Görülen mühendislik dersleri nelerdir? Hocam mühendislik derslerinde genel olarak temel matematikle başlıyoruz. Mühendislik matematiği üzerine başlıyoruz. Genel mühendislik dersleri hocam mesleki İngilizce, istatistik, algoritma, programlama dilleri gibi temel derslerimiz var. Ancak bunun dışında hocam adli bilişim mühendisliğine özgü olan özellikle elektronik delil inceleme yazılımları, elektronik delil inceleme donanımları, elektronik delillerin çıkarılması ve elektronik delillerin analizi üzerine, e-ticaret, internet e-ticaret güvenliği üzerine derslerimiz var. Siber güvenlik anlamında da hocam bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik ya da yazılım mühendisliğinde de görülebilen ortak derslerimiz var. Sistem güvenliği, ağ güvenliği, bilgisayar ağları temel gibi temel derslerimiz de mevcut hocam. Tam yerine geldik. Ben de şunu soracaktım. Buyurun. Adli bilişim mühendisliğinin diğer alanlardan, şu biraz önce saydığınız alanlardan farkları nelerdir hocam? Hocam adli bilişim mühendisliğinin müfredatı oluşturulurken biz doktor öğretim üyesi Mustafa Kaya, doçent doktor Erhan Akbal ve ben hocam bayağı bir araştırma yaptık. Bu araştırmada yurt dışındaki üniversitelerde verilen dersleri baz aldık müfredatımızı oluştururken. Çünkü Türkiye'de bunun bir örneği yoktu. Bunun içinde özellikle yurt dışındaki üniversitelerde verilen dersleri baz aldık. Bu verilen derslerde hocam mesela elektronik delillerin çıkarılması üzerine çok fazla ortak dersler vardı. Biz de üniversitemizde bu ortak derslerin yurt dışındaki bulunan bu derslerin kendi üniversitemizde de müfredatı eklenmesini sağladık. Hocam şöyle elektronik delil inceleme yazılımları bu ders derslerde hocam emniyet ve jandarma kendi bünyesinde uluslararası standartlarda çok ciddi laboratuvarlara sahip. Yani günümüzde özellikle bilirkişilik kavramı emniyet ve jandarma tarafından daha fazla gerçekleştiriliyor. Çünkü bunlar hocam çok ciddi altyapıya sahipler. Adli bilişim mühendisliği bölümü biraz masraflı bir bölüm. Öğrenciler açısından masraflı bir bölüm değil. Bölümün bunu sağlaması biraz masraflı. Sağ olsun yönetim de bize her konuda, her koşulda destek oluyor. Mesela hocam elektronik delil inceleme yazılımları var. Bunlar gerçekten çok pahalı yazılımlar. Emniyet, jandarma da bu yazılımları kullanıyor. Ve bizim öğrencilerimiz mezun oldukları zaman da bu bölümden mezun olduğu zaman da gidip farklı kurumlarda görev yaptıkları zaman biz bu programı görmemiştik, bunları bilmiyorduk dememeleri adına NCASE, FTK,
X-Rays, Forensic Explorer, Magnet, EF, Magnet Aksiyon, Oksijen Forensik, Paraben gibi yazılımlara sahip bölümümüz. Bunlar hani bizi dinleyen dinleyicilerimize belki çok hani tanımlı, çok tanımlı gelmeyebilir ama anlaşılır gelmeyebilir ama elektronik delillerin incelenmesinde mobil ve bilgisayar altyapılı sahip cihazların incelenmesinde adli bilişim alanında özel programlar kullanılır. Bu programlar üniversitemizde şu anda mevcut durumda ve ne yapılıyor? Bunlar aktif bir şekilde öğrencilerimize öğretiliyor. Aynı zamanda hocam elektronik delil inceleme, bilişim suçu inceleme donanımları başlığı altında da özel veri kurtarma laboratuvarımız var. Veri kurtarma laboratuvarımızda PC3000 cihazımız var. Bu veri kurtarma üzerine görev yapan bir donanım. Aynı zamanda Ditto, işte Tableau gibi cihazlarla dijital imajların şeylerin, elektronik cihazların imajının alınması ve bu imajların incelenmesi üzerine özel laboratuvarımız ve donanımımız var. Dolayısıyla adli bilişim mühendisliği bölümü evet bir bilişim sistemleri üzerine aktif bir şekilde öğrenci yetiştiren bir mühendislik dalı ama bilgisayar mühendisliğinden ve yazılım mühendisliğinden farklı olarak elektronik delillerin incelenmesi, analiz edilmesi, bunların hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mesela hocam bir telefonu alıp bir telefonu ya da bir bilgisayara ya da bir hard diski ya da bir flash belleği alıp direkt inceleyemiyorsunuz. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 134'e göre bunun mutlaka kopyasını, adli kopyasını, imajını çıkarmak zorunda. Ve bunları sağlayabilecek tüm donanımlara ve tüm yazılımlara sahibiz hocam. Aynı zamanda bölümümüzde UFET'le ilgili de eğitim veriliyor. UFET Celebrite üzerine de eğitim veriliyor. Bunun için de emniyetten yardım istiyoruz. O da pahalı bir yazılım. Üniversitemiz bünyesinde bu yok. Almayı planlıyoruz tabii ki ama bunu da öğrencilerimize ilk bölüm açıldığından itibaren bugüne kadar bu da, programı da öğretiyoruz. Emniyetten yardım istiyoruz. Onlar sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Biz ortak ilişkilere çok önem veriyoruz. Emniyet ve jandarmadan da gerçekten çok destek gördük. Bu anlamda diğer mühendislerden, diğer bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliğinden farklı olarak hocam, siber ve adli bilişim anlamında hukuka uygun bir şekilde bütün verilerin incelenmesi üzerine özel laboratuvarlarımız, özel yazılımlarımız, donanımlarımız ve özel derslerimiz mevcut hocam. O zaman kişisel bir şey sorayım. Bilgisayar kullanırken korkmuyor musunuz? Hani... Ne bileyim, sağlıkçılar hasta olmaktan korkar, uçak mühendisleri belki uçağa binmekten şöyle bir risk oluşuyor vesaire gibilerinden. Hocam derslerde bunların hukuki yönlerinden de bahsediyoruz. Yani öğrenciler bu anlamda hukuki süreçleri öğrenince eğer fark edilirse herhangi bir öğrencinin hukuka aykırı bir şekilde işlem yaptığı tespit edilirse bunların çok ciddi suçları var. Dolayısıyla öğrenciler bu anlamda etik olarak da yetiştiriliyor ve bu zamana kadar hiçbir problem yaşamıyor. Öğrencilerimiz çok meraklı, çok aktif ama hukuka, yasalara uygun bir şekilde işlem yapıyorlar hocam. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayacağız inşallah. Öğrencilerimiz bu anlamda bilinçli hocam, yetiştiriyoruz o anlamda. Evet, bu arada hakikaten üniversitenin biraz önce saydığınız programların satın alınması ciddi bir maliyet. Evet hocam. Üniversitenin onu karşılaması da çok güzel oldu. Evet hocam. Şimdi bir başka konuyu sormak istiyorum öğrencilerimizle ilgili. Öğrencileriniz hangi alanda yandal ve çap yapıyor? Neler önerirsiniz?
Hocam bizim öğrencilerimiz bilgisayar mühendisliğinde çap yapıyorlar, çift ana dal yapıyorlar. Yazılım mühendisliği, yani bunun örnekleri var, mezun olan öğrencilerimiz de var. Bilgisayar mühendisliğinde, yazılım mühendisliğinde, elektrik elektronik mühendisliğinde bizde yan dal ve çap yapan öğrencilerimiz var. Bu iki bölümden mezun olan öğrencilerimiz de mevcut. Biz ilk açıldığımızda yazılım mühendisliğinden bize çapa gelen öğrenciler vardı mesela. Gerçekten çok başarılı öğrencilerdi. Yan dal yapan, çift ana dal yapan. Biz öğrencilerimizi bu anlamda destekliyoruz. Sağ olsun diğer bölümlerde de öğrencilerimiz destekleniyor. Ve hani bu anlamda yan dal ya da çift ana dal yapabilecek öğrenciler bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bölümünden de ne yapabiliyorlar? Yan dal ve çapı yapabiliyorlar hocam. Şimdi genel bir soru var öğrencilerde. Öğrenciler şunu hep merak ediyorlar. Ben buradan diploma aldığım zaman yurt dışında iş bulabilir miyim? Bu alanın yurt dışındaki tanınırlığı nedir? Ve öğrenciler çünkü hem siber kısmı tamam çok uluslararası ama bir de adli bilişim kısmı birazcık da lokal. Evet. Nedir durum? Hocam bizim öğrencilerimizin tek sıkıntısı olabilir İngilizce. Bu bölümde Türkçe kaynak yok. Bu bölümde bütün veriler, bütün yazılımlar, hani Türkçe dil desteği sağlayan yazılımlar da var tabii ki ama genellikle yurt dışı ile ilgili hocam İngilizce ile ilgili sorun yaşayabilirler. Kendileri bireysel olarak İngilizce'de sıkıntı yaşamıyorlarsa yurt dışı ile ilgili hocam diploma yani siber güvenlik anlamında zaten hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Ama adli bilişim alanında da yurt dışında mesela Erasmus aracılığıyla yurt dışına giden ve orada çok ciddi firmalarda ciddi projelere dahil olan öğrencilerim vardı mesela. Tek sıkıntı mesela öğrencilerde özellikle aranan en önemli faktör yabancı dilleriydi. Yabancı dillerle ilgili problem yaşamayan öğrenciler. Bu anlamda ben öğrencilerimi her zaman çok fazla yönlendiriyorum. Bizim bölümümüzün eğer istenirse bir yıl İngilizce eğitim, İngilizce hazırlık alma hakkı da var öğrencilerin. İngilizce hazırlık alabiliyorlar ya da isterlerse kendileri hazırlık okumadan da direkt bölüme geçebiliyorlar. Bu bireysel tercih ama kendisi bireysel olarak yabancı dilini ilerletebiliyorsa yurt dışında da hocam aldığı eğitimlerde mesela benim gönderdiğim, yani bizim bölüm olarak gönderdiğimiz öğrencilerde ciddi projelere dahil edip öğrenciyken daha çok güzel paralar kazanan öğrencilerimiz vardı. O yüzden hocam hani gerçekten biz bölümü ilk, bunu hocam söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Biz bölümü ilk açtığımızda gerçekten çok zorlandık. Çünkü hani Fırat Üniversitesi bu eğitimi verebilir mi şeklinde bir ön yargı vardı. Bu ön yargıyı yıkmak için de gerçekten çok çabaladık. Yani bu algıyı ülkemizde geçtik. Hani bunu başardık. Öğrencilerimizin başarısıyla şu anda çalıştığı yerlerle bu başarıları elde ettikçe bu ön yargıdan kurtulduk. Yurt dışında da inşallah öğrencilerimiz, yani şu anda yurt dışında aktif olarak görev yapan öğrencilerimiz bir örneği yok. Ama inşallah yani İngilizce altyapısını geliştiren öğrencilerimiz sayesinde bu süreci de tamamlayacağız inşallah hocam. Evet. Şimdi öğrenci mezun oldu. Karşınıza çıktı. Dedi ki hocam hangi alanlarda yüksek lisans veya doktora yapabilirim? Hocam Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği'nin 2014 yılında lisans eğitimi başladı. 2016 yılında yüksek lisans öğrenci alımı başladı. 2021 yılında da doktora alımı başladı. Bizde yüksek lisans ve doktoraya gelen farklı ana bilim dallarından çok fazla öğrencimiz var. Sadece Adli Bilişim
bilişim mühendisliğinden değil. Mesela daha bölümümüz mezun vermemişken yüksek lisans eğitimine çok fazla talep vardı. Özellikle emniyet ve jandarma alanında kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve diploma sahibi olmak isteyen emniyet ve jandarma mensubu hocalarımız da bizimle yüksek lisans yaptılar. Şimdi doktor için çalışıyorlar, doktora yapıyorlar. Ama bizim bölüm mezunları mesela lisans eğitimini bitiren bizim farklı bölümlerden bizim bölüme gelen bizim bölümü talep eden yüksek lisans ve doktor öğrencileri hocam önce bir bilimsel hazırlıktan geçiyorlar. Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, bilgi güvenliği üzerine mühendislik alanında eğitim alan kişiler bizden farklı alandan gelen öğrenciler olarak kabul edilmiyor ve direkt yüksek lisans eğitimine başlıyorlar. Ancak emniyetten, jandarmadan ya da işte farklı bir ana bilim dalından gelen yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar için de bir bilimsel hazırlık durumu var. Bilimsel hazırlığı iki dönem, sanırım en son bir dönem ya da hocam tam emin değilim, bunu tam kesin konuşmayayım ama iki dönem sanırım ders alıyorlar ve bu dersi lisanstan ders alıyorlar ve bu dersleri aldıktan sonra da yüksek lisans ve doktora eğitimlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bizim bölüm öğrencileri nerede yüksek lisans ve doktora yapabilirler? Bilişim tabanlı her bölümde hocam. Çünkü bizim sadece adli bilişim ve siber güvenlik olarak derslerimiz yok. Aynı zamanda temel mühendislik derslerimiz de var. Öğrenciler temel mühendislik derslerini de aldıkları için kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen her öğrenci bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, sistem mühendisliği, bilgi güvenliği mühendisliği, elektrik, elektronik, inşaat mesela bu alanlarda tabii ki onların öngördüğü ve izin verdiği ölçüde yüksek lisans ve doktoralarını yapabilirler. Ama hocam özellikle bizim bölüm mezunları bilgi güvenliği, siber güvenlik ya da adli bilişimde elektronik delillerin incelenmesi, hukuki süreçlerde, hukuk alanında yüksek lisans ve doktora da yapabilirler hocam. Şimdi hep biz polis, jandarmadan bahsediyoruz ama mezunlar illa orada çalışmak zorunda değiller. Yani dışarıda da pek çok imkan var. Evet. Ben o zaman iki soruyu bir araya getireyim. Diyeyim ki mezunlarımız nerelerde çalışır ve en zor soru geliyor hocam, söyleyeyim. Evet. Maaş nedir? İnsanlar bunu soruyorlar çünkü. Evet hocam. Adli bilişim mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerde bakanlıklar, üniversiteler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Hava Yolları, Baykar Savunma, Aselsan, Havelsan, TÜBİTAK, Barikat, bankalar, hepsi burada, Trendyol gibi, Türk Telekom gibi çok ciddi kurumlarda görev yapıyorlar. Şu anda bizim öğrencilerimiz hocam Havelsan'da çalışan, bakanlıklarda çalışan ya da Yemek Sepeti gibi kurumlarda siber güvenlik uzmanı olarak çalışan ya da adli bilişim uzmanı olarak çalışan çok fazla öğrencimiz var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan öğrencilerimiz var. Şu anda Havelsan'da, Selsan'da, TÜBİTAK'ta bizi temsil eden bizim bölüm mezunu öğrencilerimiz var. Gerçekten bunları duydukça gururlanıyoruz. Çünkü öğrencilerin altyapısı sağlam ki, yapabiliyor ki bu kurumlar, devlet kurumları öğrencilerimize bu fırsatı veriyor. O yüzden de adli bilişim mühendisi bilginin olduğu, elektronik verinin olduğu her yerde aktif bir şekilde görev yapabilirler. Maaşlara gelirse hocam, şimdi bizim bölümden her mezun olan öğrenci gidip de 30 bin liraya çalışıyor diyemem bunu. Ama hocam biraz önce de söylemiştim. Çok ciddi bir şekilde şu anda 30 bin liraya da çalışan adli bilişim mühendisi, siber güvenlik uzmanı olarak çalışan mezunlarımız var.
asgari ücrete de çalışabilen öğrencilerimiz var. Bu birazcık öğrencinin aktifliğiyle alakalıdır. Bu birazcık öğrencinin altyapısını güçlendirmesiyle alakalıdır. Bazı kurumlar özellikle yabancı dil isterler. Bu yabancı dili sağlayabilecek altyapıyı öğrencinin kendisinin de sağlaması gerekiyor. Ama hocam çok ciddi bir oran, çok güzel maaşlara, gerçekten çok güzel maaşlara, bu göğsünüzü kabartıyor tabii ki, çok güzel maaşlara gerçekten görev yapıyorlar. Bu bölümümüzün başarısıdır, hocalarımızın başarısıdır, sadece demek doğru değil. Aynı zamanda da öğrencilerin bireysel çabası da çok önemlidir. O yüzden de hocam, gayretli olan, çaba içinde olan, kendini geliştirmeye aktif olan her öğrenciyi bölümümüze bekleriz. Bizim öğrencilerimizde çoğunluk böyle birazcık Elazığ üzerine gözüküyor ama farklı illerden de Elazığ çok güzel bir memlekettir. Burada gerçekten hani sosyal faaliyetler ya da kampüsümüz gerçekten çok güzeldir. Öğrencilerimizi bekliyoruz farklı illerden de. Güzel bir eğitim alacaklarına da inanıyoruz hocam. Evet, şimdi bizim Türkiye'de insanlar böyle niş dediğimiz işleri çok fark etmiyorlar. Niş dediğimiz bölümleri çok fark etmiyorlar. Evet. Ben bu Gelecek TV'yi hazırlarken hep bu şekilde olanları da almaya çalışıyorum. Yani mesela geçtiğimiz haftalarda yat kaptanlığı yaptım. Sadece bir tane devlet üniversitesinde ve bir vakıf üniversitesinde var. Şimdi bu yayını attığımız zaman önceki yayınlarda görecek arkadaşlar, Japonca öğretmenliği tek bir üniversitede var ve full çekiyor. Şimdi bu tipteki alanları fark etmeleri gerekiyor. Mesela örnek sizin bölüm. Çok güzel Elazığ'da kurulmuş, tutunmuş ve sektöre imkanlar sunan, sektöre eleman yetiştiren bir olay. Yani şimdi burada tabii ki Elazığlı öğrencilerin tercih etmesi ve dışarıdan öğrencilerin de bol bol tercih etmesi gerekiyor. Çünkü tek bir alan, rakibin de çok az. Ve kendini yetiştirdiğin zaman özel sektörde çok iyi iş bulabileceğin bir alan. Evet hocam. Gerçekten hocam, her kurumun şu anda bir adli bilişim ya da siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var ve bakanlıklarda ya da işte hani devlet bünyesinde de buna çok ihtiyaç var. Özel kurumlarda da buna çok ihtiyaç var. Çünkü çok fazla mezun vermedik ve bu alanda çok fazla, yani 4 dönem mezun verdik hocam. Yani şu anda mezun sayımız azımsanamayacak kadar çok. Ancak hani daha fazla mezun verdikçe ne yapılacak? İnşallah çok daha yaygınlaşacak. Ben bu arada müsaadeniz olursa hocam, Adli Bilişim Mühendisliği bölümünün laboratuvar olanaklarından da bahsetmek istiyorum uygunsa. Hocam, biz bölümü kurduğumuz zaman üniversitemiz bize çok fazla destek sağladı. Hala daha da destek sağlamaya devam ediyorlar. Çok ciddi laboratuvar altyapımız var. Bundan da bahsetmek istiyorum bizi izleyecek adaylara. Adli Bilişim Mühendisliği'nde şu anda 8 tane aktif laboratuvar bulunuyor. Bu 8 aktif laboratuvardan birincisi siber güvenlik laboratuvarı. Burada siber güvenlik laboratuvarında verilen dersler, işte temel bilgisayar bilimleri eğitimiyle beraber aynı zamanda güvenlik altyapılarının sağlandığı dersler siber güvenlik laboratuvarında gerçekleştiriliyor. Adli Bilişim Yazılımları Laboratuvarımız var. Adli Bilişim Yazılımları Laboratuvarımızda da adli delil inceleme üzerine yazılımların bulunduğu özel bir laboratuvar. Burada yine üniversitemize teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Çünkü bu fırsatı bize vermişken hocam, çünkü Adli Bilişim İncelemesi
inceleme yazılımları çok öyle her bilgisayarda çalışmayan yazılımlar. Biraz belli bir seviyenin üstündeki bilgisayarlarda çalışabilen yazılımlar. O yüzden de hem bilgisayar altyapısı olarak hem de bu adli bilişim inceleme yazılımları olarak ciddi maliyet gerektiriyor. Ama sağ olsun üniversitemiz bize bu olanağı sağladı ve bu olanaklar sayesinde de her sene full bir şekilde öğrencilerimiz bölümü tercih ediyorlar ve yerleşiyorlar. Bunun dışında adli delil inceleme donanımları laboratuvarımız var. Burada da öğrenciler aktif bir şekilde tüm donanımları rahat bir şekilde istedikleri gibi uygulayarak kullanabiliyorlar ve öğrencilerimiz bu alanda yeterliliği kazanıyorlar. Ağ ve sistem laboratuvarımız var. Siber güvenlik ağ ve sistem eğitimleri de bu laboratuvarda veriliyor. Biyometrik sistemler laboratuvarımız var. Biyometrik sistemler laboratuvarımızda da parmak izi tanıma, yüz tanıma, iris deseni tanıma gibi donanımlarımız da mevcut. Ve bunların SRK'ları da bizde mevcut. Öğrenciler hani bu yazılımları görüp üzerinde işlemler yapabiliyorlar. Bu yazılımları ve donanımları kullanabiliyorlar. Ses ve görüntü inceleme laboratuvarlarımız var. Ses ve görüntü inceleme laboratuvarında da ses ve görüntü incelemeleri için tanımlanan özel yazılımlar ve donanımlar için eğitim sağlanıyor. Veri kurtarma laboratuvarımız var. Donanımsal ve yazılımsal veri kurtarma üzerine işlemler yapılıyor. Ve mobil cihaz inceleme laboratuvarımız var. Mobil cihaz inceleme üzerine yazılımlar öğretiliyor ve kullandırılıyor. Bu şekilde hocam öğrencilerimize eğitimler sağlanıyor. Öğrenciler staja genelde emniyete ve jandarmaya mı gidiyorlar? Emniyet jandarma staja kabul etmiyor. Çünkü emniyet jandarma ben ve bütün hocalarımız, burada çalışan bütün hocalarımız çok çabaladık. Ama onlar çok haklılar. Yani bu anlamda hani gerçekten haklılar. Çünkü emniyet ve jandarmanın incelediği vakalarda gizlilik önemli. CMK 134 de zaten ceza muhakemesi kanunu madde 134'e göre de gizlilik ön plandadır. O yüzden bu gizliliğe bir lisans öğrencisini dahil etmek istemiyorlar. Ama Havelsan'da, Aselsan'da, TÜBİTAK'ta, bakanlıklarda, bankalarda ya da işte barikat gibi işte DFOS gibi, For Defense gibi, MET gibi, ADEO gibi bize ismini hatırlayamadım. Bize destek veren ve öğrencilerimizi staja kabul eden özel kurumlar var. Aynı zamanda devlet kurumları var. Devlet kurumlarında yurt dışında staj yapabiliyorlar. Hocam bir de biz teknoloji fakültesi olarak bunu da söylemek istiyorum. Teknoloji fakültesinin mühendislik fakültesinden farkı derslerin uygulama ağırlığının fazla olmasıdır. Aynı zamanda 4. sınıfın bir döneminde öğrencinin çalışabilir gibi, tıpkı çalışan bir mühendis gibi gidip bir kurum bulup orada bir dönemini geçirmesi gerekiyor. O yüzden de iş yeri eğitimimiz var hocam bizim. İş yeri eğitimimiz bir dönemi kapsıyor ve öğrenci kendine bir kurum bulup o kurumda öğrendiği bilgileri orada uyguluyor ya da yeni bilgiler öğreniyor. İş yeri eğitimine, staja öğrenciler yurt dışına da gidiyorlar ya da devlet kurumlarında ya da özel kurumlarda staj imkanı bulabiliyorlar. Tabii ki her bölüm gibi biz de pandemi zamanı birazcık öğrencilerimiz staj yeri ya da iş yeri bulmakta zorlandılar ama bu pandemiye özgü bir şeydi. Şu anda öğrencilerimiz yine kendini ispat eden hocam bizim bölümün öğrencilerini başlangıçta çok fazla Fırat Üniversitesi gibi düşünüp ön yargılı olanlar olabiliyor. Ama gerçekten bizim bölümümüz öğrencilerini altyapısını fark ettikten sonra da daha mezun olmadan şu anda 3. sınıfta olan
dördüncü sınıfta olan ama iş teklifi alan çok öğrencimiz var. Uzaktan çalışan çok öğrencimiz var. Altyapıları gerçekten çok sağlam öğrenciler mezun ediyoruz. Bu da istatistiklere bakılırsa zaten hocam devlet kurumlarında talep görüyoruz. Siber güvenlik ve adli bilişim alanında öğrencilerimiz çok fazla talep görüyor ve aktif bir şekilde de çalışmaya başladılar hocam. Evet, çok güzel oldu. Ben de bilmediğim yeni şeyler öğrendim ve böylece aday öğrenciler de seçebilecekleri farklı bir alanın da bilgisini almış oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza. Rica ederim hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Gelişmeye açık, hevesli, her öğrenci için bölümümüz burada Elazığ'da sizleri bekliyor. Üniversitemizde öğrenci dostu, bölümümüzde tüm bölümlerimiz gibi öğrenci dostudur. İnşallah çok başarılı öğrencilerle, bütün öğrencilerimiz çok başarılıdır tabii. Bölümümüzün adını uluslararası platformlarda da takip edeceğiz ve göreceğiz inşallah hocam. Çok teşekkürler hocam. Elinize selamlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet, bugün farklı bir bölüm, Türkiye'deki tek olan bir alanda konuştuk. Adli Bilişim Mühendisliği. Hocamız Şengül Hoca ilgili bölümün başkanıydı. Ve bize bu alan hakkında detaylı bilgi verdi. Nerelerde iş bulur, nerelerde çalışabilir, hangi eğitimleri aldı, onları bize tek tek açıklamış oldu. Evet, farklı mesleklerle bir arada bulunmaya devam edeceğiz. Lütfen hem abone olmayı hem bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni meslekler sisteme girdikçe cep telefonunuza uyarı gelsin. Bugünlük bu kadar. Ne diyorum? Lütfen yüzünüze hep gülsün. Görüşmek üzere.